Sırat Köprüsü nedir? İlk önce Sırat Köprüsü'nün yapısı hakkında bilgi verelim. Sırat Köprüsü amellerden oluşan bir köprüdür. Bilinçlidir, idrak sahibidir. O bir dünyanın her şeyi bilinçlidir arkadaşlar. Ateş de bilinçlidir, idrak sahibidir, konuşuyor. Sırat Köprüsü de bilinçlidir, cennet de bilinçlidir, idrak sahibidir. Ve Sırat Köprüsü insanların amellerine göre uzayan, kısalan, incelen ve genişleyen bir köprüdür. İnsan ilk Sırat Köprüsü'ne girdiğinde amelleri biraz varsa ilerliyor. Sırat Köprüsü gayet rahattır, geniş, ayağının altı yumuşak. O bazen yürüyüşler için özel bir yürüme alanı yapıyorlar ya, öyle yumuşak sünger gibi. Öyle insan yürüdükçe keyif alıyor. Bir müddet gittikten sonra, artık o ameller bittikten sonra artık sertleşiyor, incelmeye başlıyor ve öyle inceliyor ki gerçekten de kıl gibi oluyor. Artık insan üzerinde durmada zorlanıyor. Sadece incelmesi önemli değil, bir de keskinleşiyor. Örneğin bazen bir insan o cambazlar ipin üzerinde yürürler. İptir, yürür. Ama bir de ipe jileti doladıklarını düşünün. Yürüyemezler, ayakları kesilir değil mi? Sırat Köprüsü hem incelecek hem de ki yerine göre keskinleşecek. Bazı insan vardır, Sırat Köprüsü'nü 50 bin yılda geçecek. Bazı insan vardır, Sırat Köprüsü'nü göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Hızlı. Ama herkes geçecek. Herkes. Mahşer meydanı denilen bir yer vardır. Önemli bir yerdir ki bu mahşer meydanı. Bir yeri düşünün. Herkes oradadır. Rivayette şöyle bir bilgi geçer. Allah meleklere emir edecek. Melekler cehennemi sürükleyip getirecek. Cehennem sürükleyip getirecekler. Bu mahşer meydanının etrafına dönecek cehennem. Yani bir çember misali, çemberin her tarafı cehennem. Ateşli böyle baş alıp gidiyor. Cehennem de alevleri de idrak vardır, yani konuşuyorlar, düşünce vardır, dostu düşmanı tanıyor. Ve karşı tarafta cennet var. Sırat Köprüsü'nü nereye koymuşlar? Mahşer meydanından uzatmışlar cennetin kapısı. Aşağıda ne var? Cehennem. Aşağıda cehennem. Ve herkes o Sırat Köprüsü'nden geçmek zorundadır. Peygamberler de, imamlar da, 12 imamı diyor. Herkes geçecek. Herkes cehennemi görecek. Hatta mümin, örneğin Peygamber Efendimiz gibi veyahut da sizler gibi mümin, Sırat Köprüsü'nden geçerken cehennem orada seslenecek. Diyecek mümin, çabuk geç buradan. Senin nurun benim ateşimi söndürüyor, bana zarar veriyor, çabuk geç. Allah'ın sistemi böyledir. Allah'ın rahmeti gazabına üstün gelir her zaman, her zaman. Müminin nuru Allah'ın rahmetidir, Allah'ın gazabı cehennemidir. Nur her zaman ateşe üstünlük sağlar ve ateş o nurun olduğu yerden uzaklaşır. Allah hepimize nur nasip etsin.